Ben Tuğçe Odoğar. Bugün sizlerle Şubat ayı ajandası hazırlıyor olacağız. Muhtemelen her zamanki gibi çok minimal bir şey yapacağım diye girip kına gecesi tadında bitirdiğim bir ajanda sizi bekliyor olacak. Yani hazır olun. Klasik bitmek üzere olan, aramıza ermek üzere olan ajandamla ahiretliğim, yol arkadaşım, biricim Mesra Newton Suluboya bizi eşlik edecek. Ama çok fazla renk kullanmayacağım bu sefer. En azından umudum bu yönde. Yani altın setini çıkarmadım. Böyle altın varaklar havada uçuşmayacak. En azından bunun sözünü verebilirim. Neyse, lafı daha fazla uzatmayayım. Hemen giriş sayfa tasarımıyla başlayayım. İçeriği böyle sade bırakacağım için, sizin gönlünüz olsun diye buraya hafif bir böyle tasarım yapmaya karar verdim. Onun taban boyasını atacağım ki kullanacağım tek renk de bu olacak. Bu pembeyi ben birazcık kırmızı, hafif sarı, biraz da beyaz koyarak elde ettim, bilginize. Şimdi bu pembeyle böyle birkaç tane noktacık bırakıyorum. Bu sadece renk olsun, birazcık hani düz sadece kalemle çizilmiş, pilot kalemle çizilmiş şekilde kalmasın diye ben bu rengi ekledim. Siz burada keçe kaleminiz varsa onu tercih edebilirsiniz. Daha iyi olabilir muhtemelen. Ama ben buna böyle bir iki şöyle noktacık ekliyorum. Daha sonra pilot kalemimle üstüne tasarımlarımı, minik minik minimal çizimlerimi yapmaya başlıyorum. Burada hemen buraya February başlığımı atıyorum ki onu olabildiğince böyle minimal tuttum. Boyayla birazcık böyle et payı ekledim. Hafif böyle yana yatık el yası, hafif bir romantizm orada da çaktırmadan var farkındaysanız. Tabii şimdi merak ediyorsunuzdur. Tuğçe'ciğim, temamız ne olacak, ne olacak diye. Aslında tam temanın adını nasıl koyayım bilemedim. Şimdi şöyle düşündüm. Şubat geliyor. Hani içindeki muhtemelen en önemli olay herkes için, yani çoğumuz için en azından, sevgililer günü. Kalpler mıcık mıcık, sevgililer uyuz uyuz, her yerde gördüğümüz kırmızı çiçekler. Bizi daraltan, beni en azından öyle daral geçirmemi sağlayan bir ay normalde. Aa dedim, sevgililer günü temalı yapayım dedim. Çok da orijinale kaçmayayım. Klişe her zaman iyidir diyordum ki aynı zamanda şey de değerlendirdim tabii. Şimdi çoğumuz evlere tıkıldığımız için o bünyenin alışık olduğu bir Şubat ayı darlaması var ya. Güller, kalpler, mıncık sevgililer, eline içine soktuğun tek eldiven halinde böyle abuk subuk sevgili tasarımlarım. Bu doza böyle bünye alıştı tabii seneler boyunca, ama bu sene alamayınca bir afallamasın diye dedim şöyle Tuğçe bol kalpli böyle kiş bir ajanda tasarımı yap. Ama içimdeki minik anti romantik Tuğçe sanırım bu kadar çok kalple baş edemeyeceğini anlayıp bunu böyle çiçek yapayım o zaman, araya da birkaç tane pembecik sıkıştırırım herkesin gönlü olsun diyerekten yapabileceğim en minnoş hale getirip böyle bir tasarımla karşınıza çıktım. Aslında yani herhalde bu oyunun temasını çiçek diyebiliriz. Yani kalpten yola çıktım, güle saptım, gülden döndürdüm, böyle dallara, yapraklara, çiçeklere kadar geldim. Böyle bir çizerken böyle bir tasarım buldum. Benim de hoşuma gitti. Umarım siz de beğenirsiniz. Bu yaprakları çizerken bu arada, yani yaprak, dal, çiçek artık ne geliyorsa, genel olarak konsept aynı. Aynı hayvanlardaki gibi texture birazcık değişiyor dışında ama altyapı genel olarak hepsinde aynı zaten. Pinterest'ten böyle birkaç tane güzel sayfa gezdim. Oralardan böyle ilham almıştım. Unutmazsam aşağıya bırakayım linkini. Siz de bakabilirsiniz ki zaten Pinterest ya. Resmen ilham kaynağı. Canım benim. Benim de adam gibi bir hesap açıp bütün böyle işlerimi toplamam gerekiyor. 5 ayrı hesaptan böyle sanki kırmızı bültenle aranıyor. Niye 5 ayrı hesap var? Sürekli farklı bir şeyden girip Pinterest'e saçma zaman boardlar falan oluşturuyor. Çok kötü ya. Onu bir düzenleyeceğim. O da bu yılki planlarımın içinde en azından. Böyle bir umudu var yazık kıyamam. Muhtemelen hiç olmayacak ama aynı bu şey gibi. Yaklaşık bir son 10 senedir hard diskin içindeki fotoğrafları düzenlemem gerekiyordu. Böyle aynı klasörden 5-6 tane var falan ama hiç olmadı mesela. Ama hayal işte. Bir umuttur insanı yaşatan hard diskteki fotoğrafı da şu an bundan yakındım durduk yere. Hadi bakalım. Sizin de bize ne canım, senin hard diskindeki fotodan dediğinizi duyar gibiyim. Arada bunu diyen varsa yalnız şu an resmen şey olmuştur. Lan bu kız biz duyuyoruz ya, kim randa bizi görecek gibi bir an yaşamış olabilir şu anda. Bu arada geldik çoktan 2021'in ikinci ayına. Ben hala tarih atarken 2020 atıyorum. Yalnız değilimdir herhalde. Çok da tarihle de bir kez mi iki kez üç kez attım. Ona da günlüğünü atıyor. Gidip salak gibi ileride okuyup kafayı yiyeceğim. Böyle iki tane şey yaşamış, alternatif dünya yaşamış. Ocak 2020'den iki tane var falan. Böyle yıl sonunda tekrardan başa sarıyor çünkü. Ya biz bu seneyi saymayıp hani resmen boşu boşuna yaşlandığımız bir sene oldu yani. Bu, durduk yere kırışık kazandık bir şey yapamadan, yaşayamadan, eve tıkılıp. Bu seneyi saymayıp bir daha başa alsaydık bence hoş bir hareket olurdu ama hiç baktım hiç orada olmuyor kimse. 2020'de geçiş yaptık. Neyse, ne diyordum. Benim için gayet güzel başladı. Çok hareketli başladı. Normalde Ocak ayı çok durgun olur böyle. Benim için en azından durgun olur. Bir alışma süreci olur. Böyle deri değiştirmiş gibi, kış uykusuna yatmış gibi falan geçirirdim. Ama inanılmaz hareketli başladı. İş açısından maşallah diyeyim. Etrafımda ne varsa hepsine vuruyorum şu anda. Böyle güzel bir
bereketli bomba gibi başladı. Hatta böyle güzel gelişmeler olabilir. Size duyurum olursa zaten. Onun dışında sonunda galiba taşınabiliyoruz falan. Oo çok iyi değil mi? Bir yıldır taşınacak bakalım. Ruh hastası. Ama sizi şaşırtabilirim. Var bakalım bir gelişmeler. Ama işte her an karantinaya da girebilir Fransa falan. Onun için söz veremiyorum. İki kez taşınacak olduk. Karantinaya girdi. Ülke taşınamadık falan. Öyle işte. Sizin açınızdan nasıl? Onu merak ediyorum. Genel olarak böyle bir iyiye gidiş sezdim ben. Benim açımdan. Sizde var mı? Genel bir iyiye gidiş mi yoksa kıyak sadece bana mı geçildi? Bunu bilmek istiyorum. Bunu bana belirtirseniz yorumlara da şahane olur. Neyse artık bu noktada tasarım aslında sonuna geldim. Bunu full sayfada yapabilirdiniz ikili. Ben böyle tek tarafa yaptım. Çok uzun sürmesin diye. Gayet de güzel oldu aslında. Bu pembe lekeler olmasa da olurmuş. Onlarla da güzel oldu. Böyle biraz daha püskürtme şeklinde de yapılabilirmiş. Her şey olabilir. Yani çok açık bir konsept aslında. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Referans çizgilerini tabii ki silmiyorum. Çünkü 2021'de referans çizgilerini silmemeyi öğrendim. Şimdi geçiyorum bir sonraki sayfama. Burası benim ajandalarımda her zaman böyle kocaman takvim halinde kullandığım bir alan. İnanılmaz işime yarıyor. Çünkü bütün notlarımı içine alıyorum. Günlük olarak kullanıyorum. Bazen hatırlatıcı olarak, bazen planlayıcı olarak. Bilmiyorum, siz de faydalı buluyorsunuzdur inşallah deyip böyle yoruma devam ediyorum ama ne kadar övdüm. Bir sayfa hakkında bir insan bu kadar böyle derin duygular yaşamamalı ama neyse, hayatım çok sıkıcı galiba. Ay dur bir saniye. Satır başlıklarını böyle pembe çizgi atarak başlıyorum. Keçeli kaleminiz varsa işte, bu daha doğrusu hani markerlar var ya alt çizmek için falan. Onlardan böyle varsa elinizde güzel tonlarda marker falan, onları kullanabilirsiniz. Burada gayet güzel olabilirdi. Benim hiçbir şeyim olmadığı için, olanlarım da şu anda kolilerde olduğu için çoktan böyle bildiğin geriye sahip sadece sulu boyama fırçalarım kaldı. Neyse, buna da şükür Tuğçe için bir şımarıklık yapmışımdı. Ama cetvelimi özlüyorum. Minik hasretlikler. Cetvelle ilişkim hala devam ediyor, evet. Neyse, böyle satır başlıklarına pembeyle renk olsun diye sırf böyle çizgi çizgi çektikten sonra genel takvimi şablonunu atıyorum. Keşke cetvelim olsaydı. Gerçekten bu noktada cetvelde daha güzel durdu bu çizgiler. Çünkü elle yapınca yamukluk bu tasarımda güzel durmadı. Ben çok beğenmedim açıkçası. Hemen sağ tarafa da böyle sayfa hani çok kötü gidiyor gibi geldi gözüme. Onun için bir tane çiçek iliştirdim. Zaten genelde takvimi böyle ajandayı daha doğrusu kullanmaya başlıyorum. Ama son hafta böyle ayın son 5 günü falan nedense o kadar heyecanlanıyorum ki bir sonraki ay için böyle kullanmayı bırakıyorum falan. Geçen yılın takvimine baktım, ne yapmışım, nereleri kullanmışım falan diye. Bildiğin ayın son haftaları genelde bomboş, böyle hiç sallamamış direkt. Geleceğe yönelik yaşadığı için, anı yaşamadığım için işte büyük bir sorun. Orada böyle ajanda da gözüme parmak şeklinde duruyordu. Onun için buraya çiçeği koydum. Nasıl kullanılmayacak okutucuk diye. Çok iyimserim değil mi, maşallah. Neyse, takvime günlerini yazıyorum. Tabii de bir hata yapacaktım. 2 tane 12 yapmış oldum. Kafalar çok karışık. Hadi bakalım. Bu arada Şubat'ı çok tebrik etmek istiyorum. 28 gün olduğunu bilincinde olarak tam böyle 4 hafta şeklinde iyi sıkıştırmış. Biri tam pazartesiden başlayıp 28'i de pazar günü bitiyor mis gibi. 5-6 haftaya bölünmüş, saçma sapan artistik hareketler yapmaya çalışmamış. Takdir ettim. 28'inde de minik bir kalp bırakıyorum abicimin doğum günü olduğu için. Burada artık sayfam tasarımın sonuna geldim. Dediğim gibi çok güzel olmadı ama aşırı kullanışlı olduğu için çok da takılmıyorum açıkçası. Böyle minik bir dalmal diyerekten biraz kurtardık. Esasen aslında böyle washi tape'leriniz, bu renkli bantlarınızdan varsa onları kullanabilirsiniz. Dekorasyon için onlar bence çok güzel dururdu bu tasarımın kenarına. Hatta kurutulmuş çiçekle yapıştırabilirsiniz kenara, o da güzel dururdu. Şimdi geçelim bir sonraki sayfamıza. Bu sayfamın sol tarafına habit tracker, yani alışkanlık takibi köşemi koyacağım. Önce başlığımı atarak başlıyorum. Bunu geçen ay yapmadım. Çünkü geçen ay izlediyseniz daha çok böyle evrenin mesaj ajandası gibi bir şey yaptım. Çok adam gibi kullanamadım açıkçası. O aylık yapılacaklarımı sadece böyle yarısını falan yaptım. Gene güzeldi ama böyle kendime güzel zorunluluklar koymak iyi geldi bana. Bu kez tasarımda minik değişikliğe gittim. Biliyorsunuz arada böyle çılgınlıklar yapıyorum. Üste böyle tarihli yazıyorum 1'den 28'e kadar. Altına da sıra sıra alışkanlıklarımı takip İstediğim alışkanlıkları yazıyorum. Önce spor var, sağlıklı beslenme, Fransızca, YouTube, social life ve self care, yani kişisel bakım köşeleri bırakıyorum. Umarım en azından yarısı dolmuş olur bu kısımların. Ay sonunda göreceğiz hep beraber. Ben hiç kutucukları falan bölmedim bu arada. Direkt böyle pembe şerit çektim. Çok tek düze kalmasın, çok kutucu da olmasın diye. Gördüğünüz gibi üst tarafta tarihlerim yazıyor. Sonra aşağıya doğru da takip etmek istediğim alışkanlıklar var. O gün hangi alışkanlığı yerine getirdiysem altına gidip işte ne bileyim kutusuna çarpı atarım, yuvarlak atarım, çizgi atarım ya da işte tararım, geçerim. Böyle bu şekilde takip edeceğim. Ay sonunda göreceğim bakalım neyi ne kadar yapmışım, neresi ne kadar dolmuş diye. Alt tarafa da böyle bir boşluk bıraktım. Bir isim koymuyorum. Bunu ayın içine göreceğim. Belki işte gelirler, giderler işte ya da önemli notlar, işte işle ilgili işte hatırlatıcılar falan gibi.
Onu gerçekten ayın gidişine göre hep beraber göreceğiz. Şimdi geçelim bir yandaki sayfamızın tasarımına. Burası benim YouTube için ayırdığım bir kısım. Üst tarafta video planlarım oluyor. Ne zaman nereye yayın yapacağım, hangi video hangi hafta hazırlayacağım onu takip ediyorum. Altına da bu alanın creative ideas yani yaratıcı fikirler köşesi bırakıyorum. Burası sadece YouTube için değil tabii ki de. Hem YouTube için aklıma gelen video seçeneklerini ya da sizin önerdiğiniz işte video fikirlerini not alıyorum. Hem de yaptığım diğer işlerle ilgili not almam gereken ya da işte bulduğum değişik bir fikir falan varsa onları not alıyorum ki iyi oluyor böyle yazılı bir yerde durması. Çünkü aptal aptal unutmam ya ben çok iyi fikirmiş falan dediğim her şeyi unuttuğum için yazmak gerçekten daha mantıklı bir çözüm oldu. Bunu da ama 32 yaşına fark etmiş ruh hastası. Yine işte geç olsun geç olmasın. Sayfa çok boş kalıyor diye böyle bir sağına soluna gene çiçekler ekledim ben. Üstüne de böyle biraz renksiz olmasın diye sonradan renk ekledim ama o birazcık şey yaptı. Kalemin mürekkebini akıttı gibi bir şey oldu. Biraz saçma oldu ama fena olmadı sanki yavul. Şimdi artık bu sayfamızın da, sayfalarımızın da tasarımlarının sonuna geldiğimize göre geçelim bir sonraki sayfamıza. Buraya sizi şaşırtmayacak bir şekilde haftalık planlayıcı koyacağım. Weekly planner köşem sol tarafta olacak. Benim full bir şekilde kullandığım bir alan oluyor. O yapacağım her şeyi haftalara bölmek yapabilitelerini de yükseltiyor. Daha planlı ilerlememi de sağlıyor. Şu an çoğumuz okulu da işleri de evden yürütüyoruz. Bu noktada aslında hani planlı ilerlemek, ev yani home office şeklinde çalışmak veya okumak çok daha karmaşık. En azından bana başlarda daha karmaşık geliyordu. Onun için böyle haftaları bölerek, planlayarak yapılacaklarımı, yapmam gerekenlerini, işte ödevlerimi, projelerimi böyle ilerlemek bana daha sağlıklı geliyor. En azından şey olmuyorum hani böyle oğlum çok yapacak şeyim var falan deyip böyle o bunalımda hiçbir şey yapmadığım çok olurdu benim. Şimdi en azından minik minik adımlar koyarak her güne böyle o görevleri haftaya görevleri bölüştürerekten gözümdeki o dağları minik tepecikleri o tepecikleri de minik basamakları Allah'ım konuşmalara bak minik sensei Tuğçe nasıl da güzel mesajlar veriyor maşallah. Neyse alın tasarımı için çok bir şey yapmadım gördüğünüz gibi. Bu renkli bantlarınız varsa dediğim gibi üstte bunları sanki post-it gibi bantlayabilirsiniz. Hatta post-it gibi renkli kağıtlarla bantlayabilirsiniz sayfaya direkt. O da güzel olurdu. Benim hiçbir şeyim olmadığı için renkli bant yapıyormuş gibi yaptım. Pek de bir şeye benzemedi açıkçası. Belki sizde bir bölümde renkli bant yaparız. Neyse bu tasarımı neredeyse hiç olmayan sayfamızın tasarımının da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Geçelim hemen bir yanda kısma. Burası to-do's olacak yani yapılacaklar. Zaten weekly planner var yani hafta planlayıcı var niye to-do's koyuyorsun diyebilirsiniz. Daha çok şey oluyor böyle. Aklıma bir anda şunu da yapmam gerekiyordu diye geliyor ama o hafta yapmayacağım için mesela not almıyorum onu. Hangi hafta yapacağımı bilmediğim için de. Onun için böyle to-do's olunca oraya gidiyorum hani. Aklıma gelen her konuda ne varsa yapılacak. Hani çok basit alışverişe gitmek olsun, işte birisini aramak olsun, bir e-maile cevap vermek olsun. Her şeyi not ediyorum ki en azından böyle check ederek onun yanına tik ata ata ilerliyorum. Arada böyle kaynayan çok fazla bir şey olmuyor. Gene oluyor ama çok olmuyor en azından. Zaten gördüğünüz gibi sayfanın tasarımı aşırı basit tutuyorum. O girişteki çiçeklerden böyle sağa sola bir iki tane serpiştirdim bomboş kalmasın diye. Bu kez gerçekten minimal yapacağım deyip sözümü tuttum galiba. Wow. Ben de şaşırdım. Takdir ettim kendimi. Aferin sana. Minimal ve güzel oldu. Yani şey değil. O takvim sayfası pek güzel olmadı. Şu weekly planner'da pek bir şeye benzemiyor ama burası hoşuma gitti nedense. Gömdü direkt sayfaları. Bitirmeden önce satır başlığı gibi şurada böyle pembe noktalar koyduktan sonra artık bu sayfanın tasarımında sonuna gelmiş bulunuyorum. Hiçbir yeri silmiyorum batırmayayım diye. O dersimi çok iyi öğrenmişim gerçekten maşallah. Artık burada ajandamızın tasarımının sona gelmiş bulunuyoruz. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Güzel tatlı bir tasarım oldu ve herkesin rahatça yapabileceğini düşünüyorum. Çok karmaşık şekilde desenler, çizimler yok en azından içinde. Eğer benimle beraber siz de ajanda yaptıysanız bana Instagram üzerinden göndermeyi unutmayın. Merak ediyorum sizin düşünceleriniz neler, 2021 nasıl gidiyor, dijital ajanda hakkında ne düşünüyorsunuz? Sorduğum bütün soruların cevaplarını sizden bekliyorum lütfen. O zaman sizinle çok yakın bir zamanda yeni videolarla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.